Dark Harmony, hoş geldin. Planlar ne? Bana kazma verecektin. Şunu açar mısın müzik? Dark Harmony, bu videolar YouTube'a gidecek dostum. EU4 oynarken atarsan müziğini açabilirim. Çok çok teşekkür ederim desteğin için. Harmony, birazcık parasal anlamda sıkıntı çekiyoruz dostum ya. Yani bayağı bir para sıkıntımız var. Birazcık item satmaya falan gidebiliriz. Çünkü parasal açıdan ciddi anlamda sıkıntılardayız. Bütün ekipmanları bir sökeyim. Sana şu an kazma verirsem birazcık sıkıntıya girebilirim. Bir bakayım ama itemlerine. Ne var ne yok üzerinde. Babuş, senin itemleri upgrade'lemek lazım da para yok ya. Hemen bir zindana para kasmaya çıkmamız lazım. Bana para dayanmıyor abi, ilginç bir şekilde. Babuşum, bu arada nedense EU4'ten soğudum. Yeni oyun ne önerirsin strateji olarak, Hearts of Iron 4 hariç? Çalışmadığım yerden sordun Artun. Özür dilerim kankacığım, çalışmadığım yerden sordun, yani hiçbir fikrim yok. Şimdi arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum bu arada tekrardan desteğin için dostum. Darkest Dungeon'da 6 level, 4 tane char'ım var. Bu 6 level char'ları ben genelde ortalama derecede zorluk içeren zindanlara yolluyorum. Bu arada oyun bozuldu arkadaşlar. Arada böyle yapıyor. Allah'tan bir şey yapmamıştık. Sıkıntı olmadı. Hemen tekrardan giriyorum oyuna. Darkest Dungeon'da ben en son o 6. seviye charlarla veteran zindan temizliyordum. O zindan temizledikten sonra zaten birkaç tane char hasta oldu. Kötü özellik falan kaptı. Onları sileceğim diye parayı bitirdim. Oyun birazdan tekrardan açılır bu arada. Hearts of Iron 4 videosu bugün gelmiş olmalı. Öyle hatırlıyorum en azından. Beni de adam et ve kullan, yapmayacaksan adam gibi çağır ver. Abicim, adam gibi çağır yok ki. Ankaişçim. Senin çağrı adam etmeye uğraşıyorum zaten. Birkaç tane hastalığını geçirdim galiba da. Senin çağrın hastalık başı benden 7000 altın söküyor. Onu ne yapacağız? 7000 altın söküyor oğlum çağrı. 7000 altın. Ne demek ya? Tedavi masraflarını karşılayamıyorum. Uplay'den ekledim seni adam Acerer. Eklersen sevinirim. Acerer'cim, giriş yaptığımda eklerim canım. Giriş yaptığımda eklerim. Abi 6 level char'larda Emre'nin durumu iyi. Denizalp yan yan yatıyor Denizalp. Denizalp'in birazcık kötü hastalıkları var. Mete'nin de kötü hastalıkları var. Ben Mete'nin hastalıklarından birini söküyordum galiba. Bakayım. Sanatoryumda bunları tedavi etmek için ben çabalıyordum abi. Aynen. Mete'yi ve Mösyö'yü iyileştirmeye çalışıyormuşum. Ankaiş, senin hastalıkların o kadar kötü değil ya. Sen zaten range atak kullanmıyorsun. O yüzden range atağın benim için önemli değil. Bir tek şu ateş %75'in altındayken fazla streslenmen sıkıntı. Onu da hallederiz yakın zamanda, merak etme. Hatta bu tur seni kullanalım, ne dersin? Şöyle bir zindanlara bakalım da. Ufak seviyeli bir zindan var ama verdiği item dandik. Bu zorluk derecesine girmem. 3 level zorluk derecesi cidden çok fena kaşıyor beni. Daha önce Varense falan hiç girmedim. Kova da girmedim. Wild'a da girmedim. Buralar gerçi genelde şey veriyor, hastalık veriyor. Şu Wild'e girmek çok tehlikeli zaten. Oraya koyduğun çarların hasta oluyor direkt. Abi hemen para için kısacık şu zindanı bir yapalım. Paraya ihtiyacımız var çünkü. Bu yayın YouTube'a gidecekse, hay YouTube. Artuncuğum, teşekkür ediyorum canım desteğin için. Aynen. Genelde yayın tekrarları YouTube'a gidiyor. Tokum abim ya, sağ olasın. Teşekkür ederim. Bardağı bir götürebilir misin sana zahmet? Sonra getirirsen güzel olur. Artun, bu arada sana bir çar verelim istersen yiğidim. Bak, bugün kullanacağımız çarlardan birini verelim. Ekipmanlarını falan 3. seviye yapmışım. Tamam. Bu büyücü olur Artun. Bu Palugia Doctor olur. Palugia Doctor. Artun korkmaz. Şimdi ayı gibi damage vuracak. Arkasına bir tane tanka ihtiyacım var. Tolga'yı verebilirim. Gerçi Tolga'nın kötü bir özelliği var mı? Şu Tolga'nın şu iki özelliğinin şey yapmaması lazım, kazınmaması lazım. Tolga'yı iyileştirir, kullanırım sonra tekrardan. Acerer gitse tankım olmayacak. Tanksız halledebilir miyim acaba? Artuncuğum, az önce hallettim canım. Az önce hallettim. Hatta seni bu savaşta kullanalım ya. Seni bu savaşta kullanacağım.
Arkaya bir tane priest alırım. Şu bıçağı bıraktıktan sonra çekmeyi alalım abi. Arka safta güzel iş yapar bu. Aynen, arka sırada güzel iş yapar. Acerer'i versem mi acaba ya? DPS'im çok güçlü olacak da Acerer'le beraber. Sıkıntı şu tankım olmayacak. Acaba tanksız kesebilir miyim ben bunları? Gerçi ikisinin de damage'i çok yüksek ya. Muhtemelen yok ederiz abi. Muhtemelen yok ederiz. Hemen şöyle bana hızlıca itemlarını yerleştirelim. Hızlı hızlı hel atsın. Monsieur, bu arada senin de tedavine uğraşıyorum. Sen canın %50'nin altına indiğinde damage atamıyorsun. Bu yüzden seni de iyileştiriyorum. Şu an tedavidesin. Tam donate attığımda verdin. Kalp kalbe karşıymış demek ki kanka. Eyvallah, bunun stresini verdik. Doktora ne vereceğiz şimdi? %40 hastalığa karşı rezist. Yani işe yarayabilir de şimdilik ihtiyacım yok. Maksimum %20 can eksi bir speed. Aa. Maksimum %20 can. Gerçi Palaguya doktor bu ya. Bunu zehirleme şansını arttırmaya oynamam lazım ben. Zehirleme şansını arttıran bir şey var mı? Blight skill change. Abi zehir atıyor da zehir attığı için hızı düşüyor. 8 hız var gerçi. 7 hızla o kadar zarar vermez. Harmony, sen buradasın yiğidim. Ölmeyin bak, dikkat et. Merak etme Artun, bendesin. Bendesin. Harmony, sen buradasın. DPS çok fazla acım. DPS çok fazla healer lazım. Yani seni de alırsam adamların helcisi yok. Helcileri olmadan ölürler. Helcileri olmazsa ölüyorlar kanka. Abi takım çalışması şeyini vereyim. En rare itemlardan birini veriyorum bu arada elemana ya. Ölmemesi lazım zaten. Kayıt dışı şu Berserk Charm'ı düşürdüm. Bu Berserk Charm bizim işimize yarayacak abi. Bu Berserk Charm bizim işimize yarayacak. Bir saniye. Şöyle bir combo yapacağım. Aralarında en fazla damage'i kim vuruyor? 9-18, 8-16. Acerer vuruyor en fazla damage'i. Acerer'e şunu vereceğim abi. Bu Virtual Change'i dengelemek için de şu item'ı vereceğim. Birbirini dengelemiş olacak. Stun resistini almasını istemiyorum ama ya. Çok sıkıntı. Seha nasılsın? Keyfin nasıl bugün? Biraz geç kaldım, kusura bakma. Estağfurullah Rafmik Donne'ye. Hoş geldin canım. İyiyim çok şükür, seni sormalı. İnşallah senin de keyfin yerindedir. Dişçiye gittim, kanal tedavisi abi deme. Ve iki dolgu yaptılar, son param, sen harika insansın. Abi çok geçmiş olsun ya. Acıdan kıvrandın değil mi kanka? O kanal tedavisinde ben de acıdan kıvrandım oğlum ya. Çok fena bir şey kanal tedavisi. Allah düşmanımın başına vermesin. Niye kanal tedavisi dediklerini daha iyi anladın değil mi? Aynen. Kanal açıyor. Ay, götüme kanal açtılar çünkü. Niye kanal tedavisi dediklerini çok iyi anladım. Abi ben bir saat kaçıyorum. Keyifli yayınlar. Teşekkür ederim canım. Sana da iyi seyirler diliyorum. Darkest çöp mü? Aşk olsun abi. Darkest Dungeon gibi bir oyuna çöp demek. Yakıştıramadım. Tamam. Acerer'in atağını da yükselttik. Yanındaki adamı da bir bufflayalım. 46 can değeri fazla abicim. Birazcık o can değerini kısalım. 41 candan da bir şey olmaz. Zaten özelliklerinde %10 maksimum HP'si var. Şu fazla damage vuranı alırız. Bir saniye. Şuraya da küçük bir stres azaltma aleti koyarız. Babuş, ben tıraş olmaya gidiyorum. Yarım saat sonra gelsem burada olursun değil mi? Artuncum, 9'a kadar buradayım. Saatler olsun dostum. Eyvallah. Eyvallah, saatler olsun. Teşekkür ediyorum desteğin için. Ben de 3 tane kanal tedavisi oldum. Abi çok acı veriyor ya. Çok acı veriyor o kanal tedavisi. Tamam. Tamam, ikisi de ayı gibi damage vuracak abi. Şu da köpek gibi heal atacak. Geriye kaldı bu arkadaş. Bu arkadaşın gerçi move resisti düşmesin ya. Birisi geriye meriye iter sonra. Olduğumuz yerde kalırız. Dodge'unu arttırmaya oynayalım o zaman. Şuradan da speed alalım. 19 dodge, 9 da speed olsun. Hadi bakalım Artun Efendi, neler yapacaksın? Parasal anlamda kısıtlı olduğumuz bir dönemde giriyoruz zindana.
İnşallah paramız yeter abi bu zindandan çıkmaya diyecektim ki yetmeyecek. Aynısından iki tane olan itemlardan birini satalım. En azından şu başlangıç için para çıkarmam lazım. Paraya ihtiyacım var. 3 tane anahtar alacağım. 2 tane kürek alacağım. İşgüzarlık yapıp ortada kalmayayım. Abi para yok ya. Kötü bir item var mı burada? Burada kötü bir item yok ki babacığım ya. Neyi satayım ben? Haydi. Asla kullanmam dediğim bir şeyi satmak zorundayım abi. Parasızım. Zindana giremiyorum. Kuzu Tandır ve Şahin, çok teşekkür ediyorum takipleriniz için. Hoş geldiniz kanala. Ya benim antrikuanım yok. Şunu satsam 1500 kurtarır beni ya. Şunu satsam kurtarır abi. 1500 daha hazırlık param var. Allah'ım inşallah. 2 bandaj. 2 tane de antivenom. Genelde hiç kullanmıyorum ama 2 tane dursun. Abi yemek alırsam şey çıkmıyor da yemek almadan da gezinemem ki. Abicim meşale falan bile çıkmıyor be. Açız açıktayız yemin ediyorum. Şunlardan birer tane alsam kritik durumlar için. Girdiğimiz zindanın seviyesi düşüktü değil mi? Bir item daha satacağım abi. Yemeksiz girmem oraya ya. Bir item daha satacağım. Ben şimdi insana daha fazla vursun diye şey yapar mıyım abi? Eksi 8 dodge yer miyim? Yemem. Ama rare item. Rare item'i de satmak istemiyorum. Vallahi parasızım chat ya. Aleyküm selam Dunval. Hoş geldin dostum. Abi okulda bir kız bizim arkadaşa yürüyor. Arkadaş da istemiyor, ne yapacağız? Ters deyip özgüvenini kırmayın abi. Kibar bir dille istemediğinizi söyleyin. Emircan hoş geldin dostum. Aleyküm selam. Ulan arkadaş o kadar para nereye gitti ya? Ya tutup da ben %5 maksimum EP'mi de düşürmem. Şunu da sat. Item satıyorum inanılmaz ya. Al abi yemekleri. Şunları da ikile. Yemin ediyorum bak burada başarısız olursam bu zindanda bütün seri bitti aga. Bütün seri bitti. 33 gold param kaldı çünkü. Vazgeçtim tıraştan buradayım. Hoş geldin tekrardan Artun. Artun. Bu savaşı kaybedersek açız yiğidim. Bu savaşı kaybedersek açız abi. Önce şuradaki lootları alacağım. Oradan buraya geçeceğim. Sonra şöyle yana iner aşağı gider. Buradan böyle tamamlarım zindanı. Güzel meşale geldi iyi oluyor. Şimdi sıkıntımız ne biliyor musunuz abi? Elemanların hiçbiri tuzak çözmekten anlamıyor. Hadi Ankaist. Güzel. %90'la tuzağın üzerine oturmadığına sevindim. Şuradaki loot'u bir hızlıca alalım abi. Erkenden meşale basmayacağım. %60 civarında falan basacağım meşaleyi. Güzel. Bebelerin kafa basıyor. Scout da yapıyorlar. Gayet iyi. Buradan aşağı inip öyle mi çıksam acaba ya? Şuradaki loot'u da merak ediyorum çünkü. Ben yolu uzatıyorum ya Allah'tan hayırlısı. Astravalar Varral. Hoş geldin takibin için teşekkür ediyorum. Abi para lazım lütfen uğraştığımıza değsin ya. Odayı boş gösteriyor değil mi? Oda araştırılmış ve boş. Güzel tamam. Ahanda gizli oda var. Gizli oda varsa para vardır abi. Gizli oda varsa para vardır. Madem buradan aşağı indim. Şu aşağıyı tamamlayayım. Ondan sonra buralara çıkarım. Bütün zindanı oynayacağım çünkü. Bas bakayım meşaleyi. Abi gizli oda varsa para vardır. Net. Net babacım. Gizli oda eşittir para. Gir baba. Yaratık yok bir şey yok. Allah'ım şükür. Allah'ım şükür. Beyler. Evi kurtaracak item çıktı abi. 10.500 gold şu an cebimizde. Allah'ım şükür. Yemin ediyorum. Yardım çığlıklarım duyuldu ya. Haykırışlarım duyuldu abi. Yiyin babacığım yemek. Yemek aldık bol bol. Yemekte sıkıntı yok.
Kürek aldım da o kadar çok küreğim yok. İnşallah karşıma çok fazla engel çıkmaz. Güzel geldi para ya. Güzel geldi abi. 33 gold param vardı. Yani şurası gelmese yok olabilirim. Ekipman seti tam çıkamadım abi. Güzel, güzel. Beyler buradan da 10 numara loot alırız. Güzel abi bak. 1850 gold buradan. 250 gold da buradan. 10 numara. Meşaleyi 73'te bastım çünkü bir savaş grubu gözüküyordu. Tamam, küçük bir şeylermiş. Çiz Artun şunları. Baba arkadan vuramıyor musun sen? Arkadan vurabiliyor da arka iki sıraya vuruyor. Öne geldiği zaman ön tarafa hiç vuruşum yok. E marklar ya da hel basar canım. Helcinin olayı o zaten. İçlerinden geçen kayıst. Güzel. 3 turluk bir debuff yediler de sıkıntı olmaz. Kutsal su düştü böceklerden. İyi. İleriki odada savaş var. Lütfen geçmiş olsun şunun şeyi, süper. Abi 68'de basacağım çünkü önümüzdeki odada savaş var. Antivenom ne işe yarıyor? Zehirlendikleri zaman antivenom kullanarak zehrin etkisini kaldırabiliyorsun abi. Acerar bunlar sana dokunmaz yiğidim ya. Baba zehirli arka tarafı. Süper. Baba kırbaçlı arka tarafı. Çok güzel bak. Bu zehirden ölecek. Gelecek tur bana vuramayacak. Bunun 7 canı var. Ankaist'e şöyle bir üçlü saldırı yapabilirim ki mantıksız değil. Ankaist'e üçlü saldırı yaptıktan sonra Acerer'le ikili vurup zindanı temizlemeyi düşünüyorum çünkü. Güzel. Bak bu da şeyden ölecek. Zehirden ölecek. Ufak bir turluk damage yiyeceğiz abi sadece. Süper. Bak elemanlar vurmadan ölecek abi. Canını mı yenilese acaba? Mis mi? Evet, bazen her şey planladığımız gibi olmayabilir. Olsun, Azerer'in canını yükseltelim de 3 can üstüne kanama ayıp lan. Vallahi ayıp abi. Kaç kan atıyor? 2 kan atıyor bir de. Ay deme ya. Bandaj bassam mı? Biraz kanayacak abi. Yapacak bir şey yok. Biraz kanayacak baba. Maçtan geldim, seni izliyorum. Atilla'cığım hoş geldin canım. İşte bu kötü oldu. İşte bu kötü oldu abi. Mecbur kullanacağız bandajı. Param bitiyor, donate atamayacağım. Kusura bakma. Estağfurullah Hartuncum. İyi seyirler. İyi seyirler canım. Yastan arkana yayının tadını çıkar. Çok teşekkür ederim desteğin için. Parayı bulduk canım. Parayı bulduk. Şu gizli oda sayesinde zaten kurtuldum. Şimdi şöyle alt odaları falan araştırıp gideceğim abi. Ertuğrul ve Oğuzhan, takipleriniz için teşekkür ediyorum. Kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar envanter modu kullanıyorum. Birazcık hızlı gelişebilmek adına. Kullandığım envanter modunu da zaten Steam atölyesinden bulabilirsiniz. Envanter expansion mı ne? Bir sorun olursa ben hemen cevap atarım. Bu oyunu okurum ben. Abi oyun gerçekten çok iyi ya. Bilmediğim birkaç tane şey var sadece. Misal köpekli elemana köpeğine kemik verdiğinde kritik saldırı verdiğini, kritik saldırı mı veriyordu, saldırısı mı artıyordu? Ben yeni öğrendim. Ben o kemik köpek acıkınca verilecek zannediyordum. Meğersem öyle bir olay yokmuş abi. Öğreniyorum yavaş yavaş. Bu yayın Prusya'ya devam edeceğiz tabii ki. Tabii ki. Kütüphanelere falan bakmıyorum abi. Bir tane meşaleyi yakacağım çünkü ilerideki savaşın boyutunu bilmiyorum. Keşke yakmasaymışım. Young Gamer TR, teşekkür ediyorum takibin için. Abi şu çocuğu helle be. Ama sen de bizi mi koparıyorsun oğlum? 3-3-3-3 ne ya? Artun 17 falan vuruyor. Artun'a bak. Don't Starve olmaz bugün zannetmiyorum. Don't Starve bekleyenin olması beni sevindirdi ama. Abi bak. Sıfırla 19 arası bir hel atma şeyi var. Üstüne bir de %30 ekle, tamam mı? Bu item sayesinde %30 daha fazla hel atıyor. Yani aşağı yukarı
19'un %30'u ne kadar yapar abi? 19'un 3'te 1'i. 18 desen 6. 0 ila 27 hel arası hel atabilir. Ama adam 3 atmayı seçiyor. Bu da bir seçenek. Bu da bir seçenek. Adam 3 atıyor misal. Çok ilginç bir seçenek ama bu da bir seçenek. Yakıyorum abi meşaleyi. Ne olur ne olmaz. Bak arkadaşlar, Mad Men. Oyunda görebileceğiniz en tehlikeli şey, düşman tiplerinden biri Mad Men. Bakın dodge'laması ve hızı yüksektir Mad Men'in. Size sıkıntı verir abi. Korku salma özelliğine sahip. Ve direkt Doomsday ile saldırabiliyor. Doomsday de stres veriyor. Bu oyunda korkacağınız en büyük şey stres. Ama Artun herkesi tekliyor Artun. Artun ne yapıyor anlamadım ki. İtemle birlikte mi 19? Kankam öyle değildir ya. Bak şöyle bir item'ı alamıyorum şimdilik. Yalnız Acerer'in üstüne çok yükleniyorlar ya. Ay bir de kanattı. Stresliden kurtul. Mükemmel. Artun şöyle alan vur, ikisini de kes. Alan vurdurtmamın sebebi arkadaki şimdi sadece bayonet labla saldıracak. Ok attığında kritik vurma ihtimali yüksek ama ok atmazsa kritik vuramıyor çok fazla. Yani silahın ucundaki bayonetle çok vuramıyor. Azerer'in kanamasını durduralım. Azerer tekrardan alan vursun. Azerer niye çok vuramıyor ya? Hel at abi. 3 mü? Yine kan attı. Bozuk galiba ya. Abi bozuk galiba. Bilerek öldürmeyeceğim. Bandaj harcamak istemiyorum. Bizim şeyin kürlemesini bekleyeceğim. Healer'ımız bozuk abi. Hayırlı olsun. Abi kendini buffla. Healer'ımız bozuk baba. Healer bozuk. Neyse, healer bozuk ama geri kalanları iyi en azından. Güzel bandaj da kazandık buradan. Bandaj kazanmamız da iyi. Yukarıdaki odayı lootlamaya gideceğim. Amanın, elim yanlış tuşa çarptı. Oo güzel, buradan meşale de geldi. Kritik 4 hel ne? Abi bu gördüğün helci değil aslında, zehirci. Yani bu heal özelliği zehirlenmeyi ve kanamayı durduruyor. Helci değil adamın. Main'i helci olmamasına rağmen 4 hel atıyor. Bu salağın main'i helci. Bu arada bakalım alet edevatla mı? Yok kanka bak, alet edevatsız hali 19. Görüyor musun? Bunu çıkarsan da 0-19 arası atıyor yani. Hesaplama öyle yapılmıyor yiğidim. Abi kaç? %60 kesin tuzağın içine düşer löp diye. Healer'ımız bozuk çıktı. İnşallah bizi çok fazla zorlayacak şey gelmez yani. Umarım çok zorlaştıracak eşleşmeler gelmez. Çünkü healer'ım bozuk abi. Tamam, 78 meşaleyle döveriz içeridekileri. Emre'cim hoş geldin. Hoş geldin kankam. Kusura bakma, oyuna biraz fazla dalıyorum. Abi zehirle. Süpersin. Gelecek tur kendiliğinden ölecek zaten. Abicim 27 dodge'um var. Bir kere de dodge'lamayı seç ya. Healer harbi bozuk. Şöyle ikili vursa. Ya da dur. Abi gerçekten o adama ayı gibi vurabiliyordum ve 9 vurmayı mı seçtim? Neyse sağlık olsun Acerer. Hallederiz. Hallederiz baba. Şöyle üçlü geçirelim. Arkadaki şu ikisi zehirden ölecek abi. Hiç sıkıntımız yok. Öndekini marklatabilirim ya da hel atabilirim. Bunun heline güvenmiyorum abi. Elimden geldiğince hel attırmamaya çalışacağım. Damage'ini düşürelim abi çocuğun. Güzel. Bu ne abicim? Bu nasıl bir şeydir ya? Artun teklemese Artun Reis, yemin ediyorum yok olduk. Baba kendini bir buffla. Bedirhan, takibin için teşekkür ediyorum dostum. Hoş geldin. %10 daha fazla stres. -15 dodge, -15 damage. Ne yapıyorsun abi? Heh. Bak. Acerer'i kurtaracak mekanı bulduk abi.
Bu mekan hem 20 stresini alacak hem canını fullleyecek. Ama healer bozuk. Healer bozuk yani, bu su götürmez bir gerçek. 8 bit army iste, sende light prince falan açık, ben aldım açık değil, ne yapmam lazım, nasıl açtın? 8 bit hordes isimli oyunları da senin Steam kütüphanendense, senin Steam kütüphanende varsa açık oluyor abi. Bende 8 bit hordes vardı, ondan dolayı açık. Güzel, Acerer'in can değerini fullemeyi başardık. Şu camı da kürekle kırıp alalım içindeki itemları. Anahtarla açarsanız çok daha fazla item veriyor ama ben anahtarımı bitirdim. Ve şuraya giderken kürek lazım olacak, neyse. Hallederiz bir şekilde ya. Bay Gromi, takibin için teşekkür ediyorum, hoş geldin. Umut Kaptan, hoş geldin dostum. Silmedim tabii ki canım Darkest Dungeon'ı. Arkadaşlar şu arkadaki ikisi debufluyor, tamam mı? Sürekli debuff atar arkadaki ikisi. Öndeki ikisini kesersek arkadaki ikisinin verdiği debuff pek bir anlam ifade etmez. Çünkü hani debuff yedikten sonra birisi vurursa sıkıntı yaşarsın. Öndeki iki damage veren elemanı kesersem eğer... Acerer açtı bağrını, yumruğu yemeye oynadı. Damage verenleri kesersek debuff'ın bize bir zararı dokunmaz abi. Damage verenleri keserim. Süper. Damage verenlerin işi bitti. İstedikleri kadar debufflasınlar. Acerer yine göğsünü açıyor, yiğidim benim. Göğsünü açıyor, vurun ulan modunda takılıyor. Abi şu öndeki cesedi bir kaldırabilir miyiz? Eyvallah. Öndeki ceset kalkarsa şu ikisi kolay. Bunlar zaten damage veren adam olmayınca pek anlam ifade etmiyor abi. 2-3 vururlar. Çok fazla bir şey vuramazlar. Ama biz bir alan vururuz, toparlar abi elemanlar. İşte bu. Bu değil. Dur. Bilerek öldürmeyeceğim. Bandaj harcamak istemiyorum abi. Bilerek öldürmeyeceğim. Damage'ini bir azaltalım. Abi şunun, şuna bir koklat. Güzel. Kürlandı. Kes baba. Bandaj harcamadan full HP ile Zinlan'ı atlattık abi. 10 numara. 10 numara. Benim karakteri alsaydın böbreklerimi çalardı. Böbreklerini çalardı. Umut, senin çarı hatırlamıyorum acım. Sana hangi çarı verdiydik hatırlamıyorum şu an. Sıkı yönetim mi ilan edildi? Niye ya? Ölücü. Abicim tabii ki ölücüyüm. Abi zaten adamın normalde hellemesi gereken şey 0 ile 26 arası. Hani adam sürekli 3 atıp duruyordu. Ona sinirlendiydim ben. Herif kendine geldi, bir şey yaptı böyle. Güzel bastı yani, hoşuma gitti. Güzel, güzel. Bayağı bir item de bulduk. Şu medical herbs'ler bir iş yapacak diye umuyorum ama. Küreğimiz var abi, sıkıntımız yok. Devam. Meşalemiz de var. Kamp yapmayacağım ama kamp yaparsam sıkıntı yaşarım. Samet abi sinirlenmesin diye artık benim kurallarım geçerli. Hayda. Abi ben sinir yapmıyorum ki. Güzel. Kırbaçlat adamları. Mükemmel. Beyler ikisi de vuramadan ölecek. Çarlarımız hiç stres almayacak abi. Mükemmel. Güzel. Hemen arkadakini indireceğiz. Damage çıkacak aradan. Damage veremeyecekler. Bir turşu vuracak, onun dışında kimse vuramayacak abi. 4 damage. Sıkıntı yok. Kes bitsin abi. Dur, devam et. Şuradaki loot'a da gidip bakacağım abi. Buradaki loot'a gidip bakıp öyle eve gideceğim. Nasıl olsa yemeğim var. Meşalem var. Ufak ufak stresleniyorlar. 3-4 stres hiçbir anlam ifade etmez. Çok güzel. Hala yemeğim var abi. Bütün odaları gezebilirim. Paraya ihtiyacım vardı. Hoş geldin dostum. Paraya ihtiyacım vardı. O para çıkıyor. Envanteri nasıl genişletiyoruz? Inventory Expansion moduyla. Ben modlu oynuyorum.
Abi tuzağı çöz. Helal sana. Neredeyse sıfır stresle bitiriyoruz abi zindanı. Şuradaki loot'a da bakıp çıkacağım. Ne varmış loot'ta? İyi ki gelmişim abi. Beleş 750 gold. Ben niye bu gold'u kaçırayım ki? Şimdi beyler bir tık daha ölücülük yapacağız. Kamp kuracağız burada. Stresler sıfır bir şekilde eve gitmek istiyorum. Tamam. Alarm maran kuruluyorsa alarm kurun abi. Sıkıntı yaşamayalım. Kritik buff'ı falan filan al. Sıfır stresle gideceğim Tom'la. Sıkıntı yaşamayalım abi. Tuzak yedik mi? Yemedik. Mükemmel. Sıfır stres, full can. Tom'la geri dönüyoruz abi. Sıfır stres, full can. 10 numara. Paramız cebimizde. Baba bak bu paraya uf 19-20 bin para. Mükemmel. Paramız cebimizde. Karakterlere zırnık bir şey olmadı. Binaları geliştirmek için gerekli itemleri topladık. 10 numara bir zindan oldu abi. Bak hepsinin levelleri falan da arttı. Güzel güzel. Artun'un kritik hata geldi. Ama Acarar öldü abi. Eksi 4 speed, eksi 5 doge ne ya? Zera Batuhan, Seha Babuş'um iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam, hoş geldin dostum. Sana da iyi seyirler dilerim. Eyvallah, desteğin için çok teşekkür ederim. Çay nerede? İçtim bitti. İçtim yani. Telefonu kırdım, çok üzgünüm. Hacı geçmiş olsun, nasıl kırdın abi? Ya da neden kırdın? Bir sebebi var mı? Bilerek mi yaptın? Elin mi kaydı? Şu çocuğu bir iyileştirelim ya. Oyunzade'ye de bir şey yapalım. İyileştirme çakalım. 1000 gold'luk şeyler iyileştirilir abi. Blacksmith'e girelim. Bir bakalım herkesin itemlar full mü? Oo, Mete. Westerlander. Noel Kedi. Ulan zırh verdim yine para bitti. Umut. Gunter. Meverel, sen aptal gibi hel atıyorsun abi. Niye? Bir saniye, bu Meverel'le alakalı bir sıkıntı var bence. Yo. Helciliği falan da 3 bunun. Bu arada beyler parayı yine bitirdim. Bu 9000 gold kalsın da. Picard. Tamam. Bir saniye, item'ına bakacaktık değil mi? Picard. Şu. Harmony. Harmony, sana da item veriyorum bak. Senin itemleri de şey yaptık. Harmony'ye ben şey yaptım mı? Skill verdim mi? Verdim. Güzel. Malet ne lan? Üçüncü seviyeye gelmiş adam. Palago'ya doktor. Daha fazla yükseltme vermem ama. Param yok çünkü. Bu 6000-7000 gold benim diğer zindana hazırlanmama anca yeter. Abi taktik veriyorum da okumuyorsun galiba. Dinliyorum dostum. Buyur. Benim çarımı alın mı? Umut, senin çar burada yatıyor. Senin çarda bir sıkıntı yok ya, ama genel olarak ben bu klasla oynamıyorum zaten. İtemleri sökelim tekrardan. Bütün itemler full olsun. Benim çar çöpse at gitsin, nasip değilmiş demek ki, benzemedi bana. Acarar, çarın iyi kanka. Çarın iyi, çöp değil. Sadece bu zindandan çıktıktan sonra kötü bir özellik kazandın. Yani düşünsen abi, girip yaratıklarla falan çarpışıyorsun. Karakterinin ruh haline, psikolojisine göre yetenek kazanıyorsun. Senin elin ayağın kitreniyor böyle. Hani kavgada kitlenirsin ya, bir şey yapamazsın. Elin ayağın kitleniyor sadece. Onu da halledeceğiz. Şu an hastanede tedavi görüyorsun baba. Eyvallah. Pretor, teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi... Oy, bu ne lan? Arkadaşlar, çarı ölümsüz yapmak için gereken item. Necromancer kesilecek ama. Abi bizim çocuklarla Necromancer'ı kesebilir miyiz ya? Bu ilk seviye değil yalnız, ikinci seviye boss bu. Ama ölümsüzlük itemi gibi bir şey. Abi, ölmek üzereyken %75 fazladan damage, %19 kritik, %22 ölüm, %12 ölüme karşı direnç ve %15 maksimum HP veriyor. Maksimum HP.
Hani bana tedavi, hani bana vermem bilgi isyan. Ankaist. Senin çarın güzel zaten oğlum. Şikayetçiysen alırım bak elinden acımam ha. Dördüncü seviye zırh giyiyorsun lan. 41 canım var. Ya 41 can kafadan hani sadece zırhından gelen 41 canım var. Silahın üçüncü seviye, skillerin dördüncü seviye. Ayı gibi çarsın oğlum. Neyini tedavi ettireyim senin? Bay Gromi. Abi Steam'den ekler misin? Bir de Warband gelecek mi? Sağ ol abi veya Amocha Amakasi CS Money. Gromi ekleyeyim dostum. Teşekkür ediyorum desteğin için. Eyvallah. Warband'da Viking Conquest senaryosu devam edebilir. Devam ederse. Ama şimdilik öyle bir planım yok. Amokachi şey değil mi? Şefkat Yarımdar'ın tavuğu. Yerim var mı? Bir de o önemli. Kankacım şu an 640'da 640. Yerim full. Gromori. Gromri. Bay Gromri. Gromi. Gromi'cim onun yerine sana şimdilik çar vereceğim. Steam'de yer alınca, yer açılınca elbette ki yardımcı olurum sana. Eklerim seni. Sana kimi verelim biliyor musun? Şu Helci'yi veriyorum abi. Arada sırada sakatlık yapıyor ama iyi çocuk genel anlamda. Bay Gromi. Gromori Gromori deyip duruyorum şey vardı. High School DxD'de Riyaz Gromori o geldi herhalde aklıma. Onu da tam hatırlamadım ya. O zaman bizim ekibi toplayalım aga. Gidelim boss'u keselim. Ölümsüzlük item'ı geliyor yani sonuçta. Boru değil. Hoş geldin Deniz Alp'im, hoş geldin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok bebişim. Boss kesmeye gidiyoruz yiğidim. Boss kesmeye gidiyoruz abi. Item'ları falan verelim. Şimdi Naatuna bununla bunu veriyorsun abi. Üf. Ayı gibi dodge. Ama ACC... Bir şey soracağım. ACC mod ne işe yarıyor? Ona göre alacağım. Sen Şefkat Yarımdar'a da mı bakıyorsun? Bakıyorum abi. Ona göre alacağım item'ı. Vuruşumu falan etkileyecekse almayacağım çünkü. Ama etkilemiyorsa alırsam 10 numara vurur var ya. 10 numara vurur bu itemlarla. Saldırı gücü ve savunma değeri artıyor mu? Tabii ki artıyor. İsabet mi? Asla. Haydi. Haydi. İsabetse veremem abi. İsabetse veremem. Ne yapacağız? Bir saniye. Grave Robber için benim bir item'ım vardı. Şundan iki tane lan. Bunu satacağım bu arada. 1500 gold'a. İki tanesine gerek yok. Grave Robber için. Heh. Artı 2 speed abi. Ver. Hem dojdasın hem şey yapsın. Hem dojdasın hem şey yapsın abi. Healer'a da aynı basic şeyi kuralım. Deniz Alp'e ne vereceğiz? Deniz Alp'e de şu melee'de çok vuran zımbırığı veriyorum. Ardından şunu veriyorum. Deniz Alp'in zaten kendisinden artı 5 vuruşu varmış abi isabeti. 5 isabet de buradan gitsin dengeler anladın. Savaşçıya da şunu ve şunu veriyorum abi. 54 canı var Emre'nin ya 54. Hadi bakalım boss'u kesip ölümsüzlük item'ını alıp gelelim abi. Ya Allah bu ekip kesemezse zaten kimse kesemez boss'u. Yayın kaç saatlik? Dostum saat 9'a kadar buradayım. Bir kere Arbalest, Oculist, Bointly Hunter ve Manatarms 3 işaret atan 2 işaretçiyle çok vuran adam. Bir dene bence yeteneklerini de söylerim. Hacı hiç denemedim daha önce. Eminim güzel taktiktir ama hiç denemedim. Teşekkür ediyorum desteğin için tekrardan eyvallah. Sağlam girelim abi buraya. En az 4 anahtar istiyorum. 4 tane de kürekle gideceğim. Stres almayı göze alamam çünkü. Hatta 5 anahtar olsun abi. 3 bandaj, 3 zehir atan. 4 kutsal su, 4 tane de medical herbs alalım şöyle. Meşalelerin tamamını alalım.
İşgüzarlık etmedim değil mi? Her şeyden bol bol aldım abi. Her şeyden bol bol aldım. Korku semptomu. Dur lan, 4 tane de şundan alacağım baba. Ne olur ne olmaz. Ne bileyim, stresten ölür. Karşımıza Mad Max falan çıkar. Madman, pardon, Madman çok sıkıntı. Madman inanılmaz sıkıntı. Extended'da yeni güncelleme sonucu bende çalışmamaya başladı. Sizde de böyle mi? Hiç denemedim. Parayı yine bitirdim ama işgüzarlık etmedim. Her şeyi aldım. Keseriz boss'u ya. Ne olacak? Bu Necromancer'ın bir üst seviyesi olacak bu arada yani. Çünkü Necromancer'ın ilk seviyesini kestik. Bu gelen Necromancer bir üst seviye. Sıkıntılı yani. Boşuna aldın o kadar şeyi. Olsun abi. İşgüzarlık ediyorum ama en azından hani yıkılmayacağım, anlıyor musun? Onun bilincindeyim. Bu değil de çok pis savaşan bir tane boss var. İnşallah o denk gelmez. İyi, iyi. Scout yetenekleri de iyi. En azından tuzaklara falan takılıp düşmeyiz. Boss muhtemelen şuradaki odada abi. En uzak oda burası. Ben her yeri lootlayıp öyle gideceğim her zamanki gibi. Çünkü paraya ihtiyacım var. Garanti oynuyorum abi. Hasancığım, ben yayın yaptığımdan dolayı oyunlarımı orijinal kullanıyorum dostum. Maalesef ücretsiz elde etme konusunda sana yardımcı olamayacağım. Kusuruma bakma lütfen. İyi bakalım, seviyelerini de ölçmüş oluruz. Şu aşağıdaki stres vereni indirmeye çalışalım. Mete'nin şu an bunu çizmesi... Mete yapma Mete ya. Yapma be oğlum ya. Umutlar senin tüfükte yiğidim. Çizebiliyor musun? Çizemiyorsun. Lütfen abi. Ama babacım, hepiniz gusulsüz mü geldiniz savaşa ya? Bir zahmet kaç. 27 doge'um var. 33 doge var ama kaçamayacak. Geri itmese bari. Güzel, geri itemedi. Abi çıkar şunu aradan. Gerçekten mi ya? 45 doge'um var bak. Kaçmazsan söverim. Allah'ım şükürler olsun. Abi acaba bir tane insan evladı abdesti gelmedi mi ya? En iyi ekibim burada ve en iyi ekibimin tamamı cenabetlerden oluşuyor sanırsam. Siz babacım, ne olur kanamaya. Yemedi kanamayı. Yeseydi ölecekti çünkü. Neyse, tamam. İlk tur bir afalladılar. İlk tur bir afalladılar. İlk turun günahı olmaz abi. İlk turu anlayışla karşılayabilirim. İlk turun günahı olmaz babacım. Sıkıntı yok. İlk turun günahı olmaz. İlk turu anlayışla karşılayabiliriz abi. De, ya ufaktan bir tırsmadım değil yani, anladın? Anam. Şimdi bütün damage'i şuna yükleyeceğim çünkü gargoyleler tek başına bir şey yapamaz. Ama gargoylelerin buffladığı, yani gargoylelerin koruması altında duran bir Ghoul çok fena işler yapabilir. O yüzden direkt Ghoul'u indirmeye oynayacağım abi. Güzel, kanama dayadı. Yukarıdan kırbaç attırsam 3 ila 5 arası. Bıçak çeksem 4-6. Yedi. Gargoylelerin Ghoul'u bufflaması çok büyük sıkıntı olur abi. Ya Ghoul tek başına bir şey yapamaz. Gargoyle de tek başına bir şey yapamaz da. Gargoylelerin şey yaptığı bir Ghoul çok fena sıkıntıya sokabilir beni. İndir abi. Tamam, 7 can. Güzel. Bak nasıl kurtulacağız biliyor musun bu elemandan? 3 damage yiyecek. Helcim sıkıntılı. Stresi fazla alacak. Ya, çizdiği gibi öldürür bunu ya. 2 ila 4 arası. Şansa bırakmayalım. Gold'dan kurtulduk abi, tamam. Geriye kalan gargoyleler çok sıkıntı yapmaz. Güzel. Mühim olan Gold'dan kurtulmaktı. Gargoyleler o kadar büyük sıkıntı yapmayacak abi. Gargoyleleri indirebiliriz çünkü.
Abicim stunlıyorsun elemanı. Güzel. Stun'a karşı dirençsiz zaten bu yaratık. Abi şimdi siz çocuğu kanattı, tamam bu kendiliğinden ölecek. Herkes kendine buff bassın. Healer'ın hel atmasını bekleyeceğim. Abi bak. 0-19 arası lütfen. 6 mı? 6 ne abi? Ayı gibi helcisin anasını satayım. Elinden gelse senseylik taslayacağım. 6 ne ya? Neyse. Güzel gem geliyor ama ha. Bu gemlerden iyi bulacağız parayı yani. 1250 gold gemin tanesi. Black Squad'a baktın mı? Hayır bakmadım abi. Şuraya hemen kürekle açacağım. Bas abi meşaleyi. 84 meşaleyle girdik. Oo. Godzilla'yı en son indireceğiz abi. Godzilla'dan önce en tehlikeli olan eleman bu. En tehlikeli olanını indireceğiz çünkü kritik atma şansı diğerlerine oranla daha yüksek. Kırbaçlat dayı. Gayet iyisin. Üçlü kurşunla indir bir şunu. İndir bir şunu abi. Güzel. Şövalyeme vurun. Şövalyemde ayı gibi can var da bizim şövalye efendi biraz sıkıntı yaşıyor herhalde. Stun yer mi? Yememesi normal. %70 ihtimal vardı zaten. Emre'ye fokuslanıyorlar bu oyuna. Abi çıkar aradan. Noel kedi mükemmel çar abi. Noel kedi mükemmel çar. Yer değişim bir tur. Babacım. 6 kritik mi? Ananınki ya. Güzel, 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 güzel. O zaman lambur lumbur dalıyoruz abi şişkoya. Lambur lumbur dalıyoruz baba. Sapla. Sen de çiz çocuğu. Çizin abi. Bir kere daha stun deneyeceğim. Tuttu bu sefer. Lan sesinden tuttu gibi geldi ya. Normalde 17 hel atmaz abi. Normalde 17 mümkün değil, tamam mı? Normalde 17 heli hayatta atmaz ama az önce 17 attı. Kanama %60 kanama yeme ihtimali var ve kanama yemiyor. Peki. Şişko akraban mı? Hasan mükemmel esprilerinle yine beni coşturuyorsun Hasan. Yine beni coşturuyorsun Hasan. Yok abi akrabam değil. Bizzat kendim. Oyun kodlanırken gittim orada poz verdim böyle. Kebap yedikten 5 dakika sonrası. Güzel scout bilgileri işime yarar ya. Her odayı mı bulduk? Yok anasınınki. %120, %130. Bizzat gidip kendim poz verdim orada. Hayır, kitapları açıp bakmıyoruz bile. Kitaplar çünkü mutlaka kötü özellik gelecek çünkü. Mutlaka kötü özellik gelecek abi. Önce bir dal kırbaç. Güzel kırbaç. Baba indir. Baba indiremedi çocuk. Baba sen indir. Stresten kurtulduk, mükemmel. Bir tane damage eksik yiyelim stunla şunu. %45 ihtimalle 7 stunı. Güzel. Güzel. Güzel abi. 2 damage yiyeceğiz sadece. Stres yemeyeceğiz. Süper. Dodge'ladı kaçtı. Mükemmelsin abi. Ya guard atarsa sıkıntı. Guard atarsa sıkıntı. Tamam. Ablacım arkadaki okçuyu indirin. 3 canı kaldı. Mükemmelsin. İndir baba okçuyu. Süper abi. Damage vuracak adam kalmadı doğru düzgün. Damage vuracak adam kalmadı. Şimdi sırayla karakterlere hel atacağım. Bunun guard özelliğinin geçmesi için stunlamam gerekiyor. Kafaya vur bir stun'ı çak. Güzel. Koruması kalktı çocuğun. Koruması kalktı. Şu an bir başına abi. Şu an bir başına. Babacım çiz şunu. Adam 9 dodge'da kaçıyor. Bizimkiler kaçamaz ama. Bas zehri.
Bas zehri. Çiz abi. Güzel. 7 damage direkt eksilecek. Gelecek tur bu kendi bokunda bu olarak ölür. Süper. Arkadakini oynayacağız abi. Gelecek tur kendi ölecek zaten. Süper. Çalış baba arkadakine. Kendine bir can bas. 34 ne lan? 34 canın yok senin zaten. Yapıştır bıçağı. Kanama ver la. Vermiyor. 34 ne? 34. Denizalp 34 attı lan çocuk. Abicim 34 hel diye bir hel mi varmış? Ben ilk kez görüyorum. Buraların yabancısıyım sanırım ya. Kendine hel atınca 34 atıyor. Kendine helciyse demek. Elemanın kendinden başka kimseye yararı yok abi. 79. 73. Sıkıntı olmaz. Ben yine ateşi yakacağım abi. Yapma oğlum ya. Yapma Mete ya. Tamam. Güzel. Lütfen şuradaki çar vursun. Yiyeceğim değil mi o stresi? Yani Mete kaçırmasa öldüreceğiz ama mutlaka kaçıracak değil mi? Doğanın kanunu abi. Güzel. Arkadakini öldürürken buna da debuff verdik. Daha hızlı blade yiyecek. İndir öndekini. Çiz baba elemanı. Aleyküm selam. Aleyküm selam Mehmet abim, hoş geldin. Güzel. Kanaması var. Bir de üstüne zehir verirsem. İki de damage yerse yemedi. Bir canı kalacak abi. Şaka gibi bir canı kalacak adam. Kendine gelince kritik 34. En iyi savaşçıma gelince... Stun'la suratına vurarak öldürdüm lan herife. İyiyim King Yusuf. Teşekkür ederim. Seni sormalı dostum. Güzel. Vallahi loot'um da iyi baba. Oh her şeyim iyi. Parayı bulacağız yine. Ben buraları komple temizleyip öyle boss'a gireceğim zaten. Boss'u kesebilirsem boss'ta ölümsüzlük item'i var. Onu da aldık mı bitti abi. Onu da aldık mı bitti. Kokoko Mokoko hoş geldin. Zaten buradaydım muhtemelen ama. Kavuklu adam imam mı? Hayır abi healer. Kavuklu adam healer. Kötü güçleri falan kullanabiliyor böyle işte. Kara büyü mara büyü uzmanı anladın? Hani Conan'da, Conan'ın ekibinde de vardı böyle bir şey. Conan çizgi filmini izledim mi bilmiyorum da çok eski çizgi filmdir. Çoğu bilmez. Aleyküm selam Mami, hoş geldin. Güzel. Şuradan Medical Herbs'ı açtığımızda güzel item verir burada. Güzel, güzel abi. Nereden baksan güzel. Para çıkıyor aga. Para çıkıyor bir şekilde. Meşalem de var. Ben buraların tam... Gizli oda mı? Beyler bu gizli oda yeni açıldı değil mi? O zaman dönüşte gizli odaya da vuruyoruz abi. Gizli odada kafadan 10.000 gold para vardır. Kafadan. Ha bir de böyle şeyler var. Görünmezler var. Görünmezlere skill tutturmanın tek yolu alan vurmak. Ulan Mete. Ulan Mete. Lazım olduğunda bu kadar vurmazsın ha. Lazım olduğunda bu kadar vurmazsın Mete. Kritik mritik attı çocuk ya. Güzel. Buna vurmanın da bir yolu var. Bu 3 tur boyunca görünmez bu arkadaş abi. Buna vurmanın yolu da şu. Parşömeni kaldırdım, aklı uçtu elemanı. Bir de rastgele sıkarsan alanlara karşı görünmezlerin direnci yok abi. Direkt indirebiliyorsun. Alan hasarlarına karşı direnç gösteremiyorlar. Var mısın yok mu? Ersuf Iron 4'te Roa'da 56 modu var. Bütün ülkelerle ayrı bir fokus var. Türkiye'ye bir göz at derim. Baba ben Ersuf Iron 4'ü o kadar sevmiyorum ya. Yani böyle bütün ayrıntılarını şey yapma, hani bütün ayrıntılarını öğrenmek gibi bir niyetim yok. Hani belli bir şeyi çok seversin. Bütün materyalleri falan tüketirsin. Güzel scoutlattım çocuklara ya.
Hani onun hakkında bütün materyalleri tüketirsin, sahip olmak istersin, ne bileyim. O bende Yu-Gi-Oh'ta oldu abi bir tek. Gideyim oyun kartı alayım, bir şeyler yapayım. Siyah yeneyim nasıl bir kanal? Sohbet, muhabbet, değişik oyunlar. Değişik oyunlardan kastım kimisine "Lan ne çöp oyun oynuyor bu adam ya, ay bayıldım" falan diyeceğin. Kimisine de "Vay lan böyle bir oyun mu varmış" diyebileceğin şeyler var burada. Aynı zamanda efendim 4 senelik bir kanal geçmişim var. Hoş geldin bu arada. YouTube kanalımda 4000'e yakın bir video var. Kelime oyunu yapmıyorum gerçekten. Hani 4 sene 4000 video kelime oyunu gibi geliyor ama 4000 videom var abi YouTube kanalımda. Ünlem YouTube yazarak kanala da ulaşabilirsin. Hoş geldin aramıza. Genel olarak kendimi varyasyon yayıncısı olarak tanımlayabilirim sanırım. Oyun çeşitliliği bayağı geniş. Hoşuna gideceğini düşünüyorum. Yalan, sadece EU4 oynuyorum. Çift bıçak fırlatırsam bununla icabına bakarız. O kanamayı yemeseydik iyiydi de neyse. Şövalyenin vuruş hakkı kalmamış. O yüzden şu öndekini öldüreyim. Demeye çıksın aradan. Uzun yayla, hoş geldin canım. YouTube'dan gördüm geldim, hoş buldum. Abi gerçekten mi? YouTube'dan yayını falan duydun, geldin. Hani "Vay yıkık vay" falan demek yerine. Değil mi abi? Yeni olduğun her kanalda mutluluk geliyor zaten Mehmet abi. Kaçmaya değil. Bıçakla indirebiliriz bence. Gayet iyi. Sağlam paramla geldi. 2 tur boyunca 2-2 kanamaya daha devam edecek. Ne yapar? 4 damage yapar. 25 canı kalır. Yok canım, 25 candan bir şey olmaz. Nasıl olsa dönüş yolu. Direkt gizli odaya gideceğim. Gizli odanın sandığını açıp parayı alacağım. Oradan zaten boss'u kesmeye gideriz. Şu odada bir mola veririz. Oraya kadar yemek kalırsa tabii. Ay anan. Oy. Kapının önüne tuzak atmışlar. İsyan mı? Ne isyanı abi? Uzun zamandır EU4 oynamıyorsun abi. Biz senin tayfan olarak sadece EU4 izlemek istiyoruz abi. EU4 isyanı değil mi? Heh işte sıkıntı şu. Yemek. Eğer en aşağı 8 yemeğim kalmazsa boss'a gittiğimde mola veremem. Mola vermezsem buff alamam. Buff alamazsam da boss'u kesemem. Her şey birbiriyle bağlantılı. Aslında şu an buraya giderek risk alıyorum ama bir şekilde hallederiz be abi. Bak, loot dolu odalar var ortalıkta. Güzel ekmek çıkar bize. Bu oyunda eski anılarım canlandı. Doğrudur. O buraya yeni geldi babacım ya. Burada olsa ben mezarcı adamım abi. Benim loot kaçırdığımı gördünüz mü? Güzel. Güzel. En aşağı 10.000 gold burada var. 10.500. 13.000. 2.500 de burada var. 13.000 abi. 14.500. 16.000. 16.500. 17.000 şurası abi sadece. Ekstradan nakitim de var. En aşağı 20.000 param var şu anda. O da en aşağı 20.000. Abi ne zaman geçeceksin? Alo. Sana ne? Zindan bitti mi? Umut. Umut, aşk olsun Umut. Ersof Iron 4'te kendi birliğini kur. Birazdan Darkest Dungeon'da da dinozor eğiteceğim abi. Dört yanım akıllı, bir yanım deli. Ya Turaç sorma ya. Aynı şeyi tekrarlayınca ben de pek sevmiyorum ama. Güzel güzel, yemek geldiği de iyi oldu. En azından boss'tan önceki odada belki bir kamp kurabiliriz. Ya şu an oynadığım Darkest Dungeon'dan hiç zevk alan insan evladı yok mu abi? Zevk almıyorsanız oynamayın babacığım. Off stream oynarım ben de, ne yapayım, yayın dışı oynarım. Aynen. Zindanın başka odaları da var. Orada boss da var abi. Güzel para gelir diye tahmin ediyorum. Bakalım. Bence süper. Var. Yok. Yok diyenleri gırtlaklayın. Gayet zevk alıyorum. Teşekkür ederim oyuncak balta. Teşekkür ederim arkadaşlar. Eyvallah.
Eyvallah, çok teşekkür ederim, sağ olun. Tam ekranda falan takılıyorsunuz herhalde ya da ben pek chat'e takılmıyorum diye. Hani oyuna biraz fazla adapteyim diye. Baba çok yemeyeyim be, şu boss'ta bir mola vermem lazım. Aa, mola vermeden de girebilirim aslında. Bunu kutsal suyla açtığımızda çünkü eve dönene kadar %30 daha fazla damage veriyor. Mola vermeden gitsek alırız mıyız acaba ya? Bence alırız lan boss'u. Sigara ile güzel gidiyor yayın babuş. Afiyet olsun Ezio. Afiyet olsun demek doğru mu bilmiyorum ya. Ama senin keyfinden yani böyle oturup ya zararlı 4000'den fazla zararı var bilmiyor mu falan. Hani hayatım boyunca hiç duymamış olduğun şeyleri söyleyemeyeceğim. Beni bırakma please. Bırakmazsan yalarım. Bırakmayacağım abi kimseyi merak etme. EU4 ne zaman başlar? Bu oyundan sonra bizimkilerle bir şeyler oynayıp EU4 geçerim. Helli abi 11 güzel el, güzel el. İkisiyle direkt şu öndekine fokuslanacağım. Damage çıkarmak istiyorum çünkü aradan. Bir tek şunun damage'ini yiyelim. Ekstradan bu vurmasın ama bizim gladyatör vuracak da savaşçı. Ben de o günleri göreceğim abi. Ben de o günleri göreceğim. Peki bir şey soracağım. Bununla saldırsa 7 ila 14 arkadakine daha hasar veriyor. Goal'u kesmesi zor ya. Kaç? 45 dodge'um var. Yapma. Yapma bacım, yapma. 45 dodge'um var ya. Abi 45 dodge'um var. En yüksek kalite ekipmanı giyiyorsun ya. Canları fazla azaltmayalım da. İki tane bağış geldi. Hemen onları da okuyacağım. Çok teşekkür ederim. İkincisinin de çiriçik sesi gelsin. 33 dodge'da kaçıyor, 45 dodge'da kaçamıyor. Merhaba babuş, nasılsın? En yakın zamanda subs olmaya çalışacağım. Rica etsem karakter verir misin? Samet'cim, base'e dönünce verelim. Teşekkür ediyorum desteğin için. Uzun yayla bundan sonra ne gireceksin yağışıklı demiş. Ulaş'cım teşekkür ediyorum desteğin için. Eyvallah canım. Left 4 Dead 2 falan düşünüyorum ya. Uzun zamandır oynamıyoruz çünkü. Left 4 Dead 2 çok güzel olabilir ya. Umut sıkıntı yok canım. Sıkıntı yok. Canını yerim eyvallah. Eyvallah Turaç'cığım teşekkür ederim. 3 kanama. Güzel. En azından herkesin canı full bir şekilde öldürmeyi başardık. Abi %30 damage buff'ını önemsiyorum aslında ya. Şey yapsam mı acaba? Kamp yapsam mı? Gerçi kamp yaptığımda baskın yersem ne yapacağım? Jort. Takip için teşekkür ediyorum efendim. Her yanım akıllı, bir yanım deli. Abi önce şu arkadakinin inmesi lazım. Üf. Üf, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne biçim hel attı? Süper baba çift bıçak. Direkt aradan damage çıkarmayı oynayacağım. 13-25 garanti ölüyor. Bununla vurursam 6-12 hayır. 13-25 indir. İndir. Sadece iki tanecik damage yiyeceğiz abi. İki tanecik damage yiyeceğiz. Tamam. Can doldurmaya gerek yok. Bu zaten ötekinin bıçağına ölür. Şunu birazcık yumuşatalım. Hatun bıçak attığında indirebilsin. Bir canı kaldı lan çocuğun. Çift bıçak. Mükemmel. Mükemmel abi, mükemmel. Şimdi esas soru şu. Kamp yapmalı mıyım? Gerçi kamp yaptığımda kendimi daha fazla bufflar. Direkt diğer odaya gider keserim abi elemanı ya. Ben bir kamp yapacağım ya. Sırf %30 damage buff'ı var diye şey yapmayacağım. Yemeğim de var çünkü. Loot'a bak yalnız. Loot sağlam değil mi? Aynen Hatun iş yapıyor abi. Hatun iş yapıyor. Şimdi scouting change'i arttıracağım. Önümüzdeki tehlikeleri görelim. Stres üzerine kurulu. Alarm kuralım. Alarm kuralım. Gece uyurken birileri basmasın bizi. Çok büyük sıkıntıya düşeriz. Baba bir loot ver bakayım. Bandaj. Eyvallah. Başka ne yapabiliriz?
Abicim 4 tur boyunca daha az stres al. Son 2 kaldı zaten. Hastalıkları falan siliyor da hastalık silmesine gerek yok. Boşa salladım skill'i. Neyse. Alarm falan kuruldu. Scout ihtimalimiz yüksek. Buradaki şey ne yapıyordu? Kutsal Sur'a yanaştığımızda bir şeyler veriyordu da ne verdiğini hatırlamıyorum. 12 hel, cure artı stres hel. Gerek yok, şu an stres helim falan var. Kutsal su harcamayalım, savaşa girdiğimizde hepsine kutsal su içireceğim çünkü. Ama para varsa işin rengi değişir. Aga, paraya bak. Lan oğlum envantere sığmıyor lan para. Gemlere memlere bak. Allah'a şükür dojladı var ya. Dojlamasa öldüydük abi. Dojlamasa öldüydük. Meşaleyi fulle. Kutsal suyu için ikiniz. Haydi babacım ya Allah boss. Çingene Samet devam ediyor. 158 can. Stun yemiyor, kanama ve zehir yiyor. Pekala. Tamam. Hızlıca zehri döşeye döşeye öldür. Resist mi? Neyine resist abi ya? 19 kritik. Kanat baba, süpersin. Direkt yaratık spamlayacak değil mi? Anana vur öyle. Ve ghost ünite çıkardı. Abicim ne yapıyorsun? Kaan teşekkür ederim dostum takibin için, eyvallah. Abi zehirli bu sefer ya. Heh. Zehre karşı direnci de düştü. Biz bunu zehirleyip zehirleyip öldürürüz abi. Öndekine vurma şansım zaten yok. Güzel güzel. 10 canı gidiyor Ertuğrul abi. Daha da gidecek. Guardlarsa sıçtım. Yedi mi? Yapma Mete bak. Burada olmaz Mete ya. Yedi az be oğlum. Öndekini indirmeye çalışalım bari. Yedi az be Tosun'um be. Anam. Anam anam. O kadar ne biçim kritik o. Abi güzel, zehirlemeye devam edeceğim ben bunu. Anana vur öyle. Bak Mete lütfen. Heh. Böyle hel atman lazım Mete. İndir abi çocuğu. Damage azalttık en azından, öyle düşünmek lazım. On buradan ölecek zaten. Öldü. Necromancer öldü beyler. Necromancer öldü. Sıkıntı yok. Necromancer öldü. 3 mü? Tamam. Boss kesildi abi. Boss kesildi. Sıkıntı yok. Sakin sakin oynayabiliriz. Boss kesildi. Ben sana vuramayacağım mı sanıyorsun lan? Yıkık. Arkadakini de indireceğiz aga. Sıkıntı yok. Güzel kestik ha. Güzel. 19 şey. Bundan sonra bir kağı yersin haberin ola. Bir kağı yersin derken abi. Güzel. Furkancığım hoş geldin. Ha, iki tane taş geldi. Onlar da iş yapar. Onlar da iş yapar. Dön abi eve. Dön abi eve. Ya kesebileceğimiz en iyi bosslardan birini kestik ya. Ve ölümsüzlük itemini aldık yani. Paraya bakalım abi. 26 bin para. 26 bin. Kurtardık abi. İki çarım hasta. Ne olur kötü özellik kazanma. Ay anan eksi 5 doge ne ya. Tamam girdi bana. Hasta. Emre lütfen iyi özellik. Tabii ki kötü özellik. İyi özellik gelir mi? Şimdi. Tüm ekibi bir sökelim. Bir de Prophet boss'u falan var.
Önce bir Samet'e sözümü tutayım. Samet, sana şövalye veriyorum dostum. Samet'se tekrardan bağışın için teşekkür ediyorum. Sana bir tane şövalye veriyorum. Sağlam bir şövalye, merak etme. Öyle dandik dundik şövalye vermiyorum. Baba önce karakterlerin şu kötü özelliklerini sökelim. Deniz Alp zaten kötülük yuvası. Önce karakterlerin kötü özelliklerini sökelim, sonra hastalıklarını hallederiz. Aldığımız item da oyundaki en nadir itemlardan biri babacım bak. Oyundaki en nadir itemlardan birini aldık. Ya ölmüyor Char, ölmüyor, anladın mı? Char'ın canı sıfırlanırsa %75 daha fazla falan damage atıyor. Merhaba babuşum, ben geldim, nasılsın? Birine de benim adımı versene. Buracım, subs, donate ya da bit isimler. Kusura bakma dostum. Yani isim konusunda umarım takılmazsın. Çünkü bazıları feci derecede takılıyor, onun farkındayım. Neyse, gayet güzeldi. Bayağı item'ımız birikmiş. Bakalım şey gelmiş mi ya? Takibiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ozan Falcı, hoş geldin. Ona lan. 20 bine ayı gibi itemlar abi. 20 bine mükemmel itemlar. Guild'i fullemeyi deneyebilirim ama o kadar itemim çıkmaz. Blacksmith'te kalkanı fulledim. Silahı da fulleyeyim. Yalnız silah fulledik de şimdi sıkıntı silah fullemek değil. Sıkıntı silahları almak. 2500 gold para veriyorsun abi silahı da upgrade'lediğin zaman. Bizim neyimiz eksik şimdi? Stres aldığımızda doğru düzgün stres azaltacak yerimiz yok. O yüzden item varken şuraları bir açmayı deneyeceğim abi. Biraz kalkan bulduktan sonra buralar açılır. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki hepsine kalkan bassam. Hepsine kalkan basma. Altısına kalkan bas. Kalan altısına da kafa bas abi. Bir tane bir tane de olsa açacağım buraları. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Furkan, ayıpsın. Ayıpsın yiğidim. Just Thomas koyayım mı birinin adını? Bak şurada bir yerde güzel bir çar olacaktı abi. 3 level Palaguya Doktor. Da niye tırt skilleri koymuşlar onu anlasaydım bir de. Biz başka neyi kullanıyorduk lan diğer doktorda? Güzel. 3 level baba. Direkt hali hazırda kasılmış gelmiş. CT Jazz Thomas. Arkadaşlar, benden Darkest Dungeon'lık bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum Darkest Dungeon serüveni boyunca bana eşlik ettiğiniz için. Bir boss daha kesmiş olduk. 28 bin para yaptık. Ve oyundaki aşağı yukarı bütün nadir itemlar elimizde. Hepsi değil tabii ki. Darkest oynamaya ben devam edeceğim ara sıra. CT'yi de koydu adam. Dikkat ediyorum babacım yani nickine. Ne yapayım? Ben Darkest Dungeon'a ara sıra devam edeceğim. Umarım siz de bana eşlik etmeye devam edersiniz. Diğer oyunlarla yayınımıza devam edelim efendim.